Kemalettin Tuğcu kimdir? Türkiye'de çocukların en çok okuduğu çocuk kitapları yazarıdır. Kemalettin Tuğcu, 27 Aralık 1902 tarihinde İstanbul'da Çengelköy'de dört kardeşten ikincisi olarak doğmuştur. Babası, Birinci Dünya Savaşı'nda iki kez yaralanmış Binbaşı Galip Bey, annesi Şaziment Hanım, çok güzel keman çalan bir ev hanımıydı. Kemalettin Tuğcu, ayaklarından sakat doğdu. Ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı okula hiç gidemedi. Hiçbir öğretmenden ders almadı. Babası, abisi Nurettin'e okuma yazma öğretirken o da öğrenir onları dinleyerek. Babasının kitaplığındaki kitapları okuyarak kendi kendini yetiştirmiş ve dayısından öğrendiği Fransızcayı çeviri yapabilecek kadar ilerletmiştir. Çevirdiği kitaplardan bazıları Araba ile Dünya Gezisi, Çırak Uçman, İzci Korkut, İzciler Kralı Çengelköy'de, büyük bir bahçe içindeki köşklerinde, çocukluk çağlarından başlayıp şiir, roman yazdı. Hayatının ilk 25 yılını dedesinden kalan Çengelköy'deki köşkte geçirdi. Gazeteci yazar Nemika Tuğcu yeğenidir, 13 yaşında şiir ve roman yazmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından sonra Çengelköy fırınında yeni yazı dersleri verdi, bir yandan, avunmak için tesbihçilik, marangozluk, duvarcılık yaptı, saz ve keman yapımı gibi işlerle uğraştı. Bir kimya kitabını Türkçe'ye çevirdi, 15 yaşlarında iken, babasının görevde bulunduğu Çanakkale'ye gitti. Orada, Çanakkale Boğazı'nın düşman donanması tarafından bombardıman edilmesini izledi, 1927 yılında İstanbul dışına çıktı. Ankara yakınlarındaki Irmak istasyonuna gitti. Irmak Çankırı Demiryolu yapımında ambar memuru olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında, köylü, işçi, binlerce kişiyle birlikte yaşadı. Sıtmaya yakalanınca İstanbul'a döndü. 1 Kasım 1928 tarihinde yapılan harf devriminde Çengelköy'de bir fırında esnafa yeni harfleri öğretti, 1932 yılında yazı ve yayın hayatına duyduğu büyük ilgi sonucu Türkiye yayın evine girdi. Burada çeşitli görevlerde bulundu. 1936 yılında bu kuruluşun yazı işlerinde çalışmaya başladı. Yazdığı Üç Aylıklar adlı romanı ile dikkatleri üzerine çekti, büyük ilgi gördü. Mürettiphane'de çalışırken bir yandan da Fransızca'dan Çırak Uçman kitabını çevirdi. O sırada çıkan Yavru Türk dergisine Binbir Roman ve Resimli Roman'a her hafta hikayeler yazdı. İlk romanı Zavallı Büyük Baba tefrika edilmeye başladı ve çok beğenildi. P.S. Güldürücü bir savaş hikayesi ve cumhuriyet ruhunu taşıyan öyküler yazdı, yazı hayatında sadece kendisi için başlamış, yazarak yaşamış ve eğlenmiştir. Bu yazı yazma bir avuntu ve bir tutkudur. Kendisi bunu şöyle anlatır, ben yazdığım kadar yaşarım. Bana tesir eden bir küçük olayla içimden geldiği gibi yazmaya başlarım. Ey canım süresince yazarım, edebi, ilmi, politik, bir iddiam yoktur. Kemalettin Tuğcu, ilk yazılarını Yavru Türk Çocuk dergisinde yayımlatmıştır. 1943 yılında Türkiye'nin ilk kadın dergisi Eviş, moda albümü gibi kadın dergilerini yönetti. 1936 yılından sonra hemen hemen İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiir, hikaye ve çocuk romanları yazmış, bu arada bazı romanları filme alınmıştır. Romanlarında duygu ve sevgi ağırlıklı temalar işleyen Kemalettin Tuğcu'nun tercüme romanları, 12 adet aile romanı, 300 kadar çocuk romanı ve gazete ve dergilerde çıkmış 200'den fazla seçme hikayeleri vardır. 1955 yılında Doğan kardeş dergisinde müdür olarak çalışmaya başladı. 1955 yılında Hayat dergisinde kitaplık ve arşiv şefliği görevine geçerek bir süre için yazılarına ara verdi, 1963 yılında, o zamana kadar yazdıklarının yayın hakkını alan bir yayın evi, bu eserleri yayınlamaya başladı. Böylece Kemalettin Tuğcu, ikinci kez yayın hayatına başlamış oldu. Yazar, 50 yaşlarında iken, daha iyi tanınmaya başladı. Çalıştığı kuruluşun yazı yazmamasını istemesi üzerine, buradan ayrıldı, 1974 yılından itibaren serbest yazar olarak çalışmaya başladı. 1932 yılından beri 20 yıl çalıştığı Türkiye Yayın Evinden tek kuruş tazminat almadan ayrıldı ve 1952 yılında Doğan Kardeş dergisine geçti. 1955 yılında ise Hayat Mecmuası'nda çalışmaya başladı. 1974 yılında emekli oldu, 1995 yılında TÜYAP kitap fuarında çocuk romancısı olarak onur ödülü verildi. Hiçbir kitabında cinayet yoktur Kemalettin Tuğcu'nun, tecavüz, işkence yoktur. Kaddar üvey babalar ve kötü ruhlu üvey anneler vardır, çocuklar dayak yer, evden kovulur ama hikayelerin sonları iyi biter. Hak yerini bulur, çalışan, dürüst olan kazanır, Kemalettin Tuğcu, 1940 yılında Ayşe Hanım ile evlendi. Gülsevil ve Yaman adlarında bir kızı bir oğlu oldu, Kemalettin Tuğcu, 18 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da 94 yaşında ölmüştür. Çengelköy mezarlığında defnedildi.